Var ile nasıl başlanabilir ki bunca yoklukta? Düşünsene var olmadığını. Sen olmasan dünyanın hali nice olurdu, değil mi? Annen, baban, kardeşlerin, akrabaların, arkadaşların ne yaparlardı sen olmasan? Sen olmasan ayakta olur muydu kainat? Sen olmasan olur muydu olmaya duran her bir şey? Bazı öğretiler dünya insanlarına sunulurken varoluş nedeni, hayatının bireye özgü amacı ve seni sabah heyecanla uyandıran o şeyi yine sana zerk etmekle ilgili bir çaba içerisinde olmuşlardır. Bu inanışların insan ömrünü uzattığını da bilimsel olarak kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Nefs terbiyesini farklı esas ve usullerle insanların seyrine sunmak elbette ki seyir açısından keyifli. Ancak bir yazı ile bilmek midir esas, yoksa aslında esas olan bilmemek midir? Vusul bilmekten mi geçer, yoksa bilmemekten mi? Nefs ile bir anlaşmaya varmak, ruh ekseninde bilmek ile mi olur, yoksa asıl bilmemekle mi? İmam-ı Azam, acaba bildikleri ile mi azam oldu, yoksa bilmedikleri ile mi? Peki Mimar Sinan bildikleri ile mi hala övgüye mazhar kimliğini kazandı, yoksa bilmediklerinden mi? Peki bu cendere içinde bildiklerinin peşinden mi koşmalı insan, yoksa bilmediklerinin mi? Peki insan varlığın peşinden mi koşmalı, yoksa yokluğun mu? Sence varlığın mı peşinden koşmalısın, yoksa yokluğun mu? İnsan var olan şeyin peşinden koşabilir mi? Bir diğer sual de bu. Peki yok olan bir şeyin peşinden koşulmaktaysa, yani henüz olmamış olanın peşinden, yani henüz yok olanın, yani henüz hiç olanın, o vakit biz var olanla böbürlenmeye ne diye duruyoruz ki? Bir gün yok olan, bir gün var olmuşsa o zaman bir varmış, bir yokmuş gibi olmuyor mu? Bu telaş, bu sevgi, bu bağlılık, bu gurur da neyin nesi? Önce yok olduğunu kabullenmeyene var olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulur mu hiç? Şimdi yokluğu sor bana. Ben var ile ilgilenmiyorum. Biraz kendimizle hakikati konuşma vaktimiz gelmedi mi hala? Sayılı ömür var. Ha gittik, ha geliyoruz. Bir anlatımda kaybolabiliyor insan. Derinliğine derin, ancak bir girdap mı, bir kuyu mu, bir ne? Neyse ne, kayboluyor ya, uzaklara bakıyor, birkaç hareketle evrene enerji gönderiyor ve bir tasavvufi cümleyle dünyanın en mükemmel insanı oluveriyor ya. Dedim ya, bir girdap, bir kuyu, bir bilmem ne. Kaybolmalı mı insan, veya Araf denen o tehlikeli mevkide koyunlarını mı otlatmalı? Bazen asıl hakikat zor geliyor insana. Öleceği hakikatinin zor geldiği gibi. Acaba hakikat olan bize zor geliyor diye miş gibi yapıyor olabilir miyiz? Asıl olan dururken bir asıl türetip kendimizce haşa ona tapınıyor ve ondan medet bekliyor olabilir miyiz? Olabilir. Olmayabilir de, ancak her ikisi de ihtimalse vah ki ne vah. Vay halimize.